çıktım, büyüdüm, neşeyle yürüdüm. Merak edip öğrendim, öğrenmeyi çok sevdim. Buluşup okulda oynarız doya doya, Ayşe, Kerem ve Selim. Birlikte eğlenelim. Oyunun galibi. Kendi takımı için yarışacak. Yarışı kazanan takım büyük ödülü alacak. Yarışı biz kazanacağız. Tabii ki biz kazanacağız Elif. Ne de olsa bu takımda ben varım. Daha yarış başlamadı bile arkadaşlar. Bir başlasın da ondan sonra konuşalım. Kim iyi yarışırsa kazanan olacak. Ben çok iyi bir yarışmacıyımdır Ayşe. Kendimi şimdiden ödül alırken görebiliyorum. Elif! Burada mısın? Kerem? Ha? Evet, buradayım tabii. Yarış başlıyor. Hazırlan. Neşeli kurbağalar. Meraklı tavşanlar. Benim tatlı minik tırtıllarım. Hazır mıyız? Hazırız. Öyleyse ip atlama yarışıyla başlayalım. Her grubun bir ipi olacak. İki kişi birlikte ipten atlayacak. En uzun süre ipten atlayan grup yarışın kazananı olacak. Bu çok basit bir yarışmış. Saatlerce ipten atlayabiliriz biz. Öyle değil mi Elif? Elbette Kerem. İp atlamaya bayılırım ben. Göreceğiz. Düdük çalınca herkes aynı anda başlasın. 3, 2, 1. Başlar. Biz bu işte ustayız. Daha hızlı zıplayabiliriz Elif. Tamam Kerem. Kerem, ben yorulmaya başladım. Biraz yavaşlayalım öyleyse. Ben de yoruldum. Hop hop. Biz aynı ritimle devam edelim Ayşe. Yormayalım kendimizi. Tamam Selim. Hop hop. Ha? Ayşe ile Selim hiç yorulmamış. Çünkü hızlı zıplamıyorlar. Kafam. Kaybettik. Kaybedeceğim hiç aklıma gelmezdi. Benim de. Bu yarışın kazananı Selim ve Ayşe oldu. Başardık. Kazandık. Neşeli kurbağalar bir puanla öne geçti. Bakalım meraklı tavşanlar onları yakalayabilecek mi? Elif, Kerem, arkadaşlarınızı tebrik etmeyecek misiniz? Tebrik ederim arkadaşlar. Tebrikler, çok güzel ip atladınız. Ama daha yarışma bitmedi. Sırada 9 taş var. Evet, daha yarışın sonuna gelmedik. Bunda kaybetmiş olabiliriz ama diğerlerinde mutlaka yeneceğiz. Göreceğiz bakalım. Bir, iki, üç, zıpla durma yerinde. Hop 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 hopla, yarış bitmedi daha. Hep kazansam, hiç kaybetmesem, ödülleri alsam, alkışlara doymasam. Evet,
Yarış tahminimden de heyecanlı gidiyor. Her iki grup da baş başa mücadele ediyor. Ama yarışın sadece bir kazananı olacak. Neşeli kurbağalar mı yoksa meraklı tavşanlar mı? Meraklı tavşanlar! Meraklı tavşanlar! Neşeli kurbağalar! Neşeli kurbağalar! Geriye son bir yarışımız kaldı. İki grup yine aynı anda yarışacak. Bir kişi gözünü kapatacak. Arkadaşı da sesiyle onu yönlendirecek ve kutuyu almasını sağlayacak. Kutuyu ilk alan yarışmacının grubu oyunun galibi olacak. Çok iyi gidiyoruz Kerem. Bu oyunu da alacağız. Elbette alacağız Elif. Ödül bizim olacak. Onu biz alacağız. Gözler bağlandı mı? Çok güzel. Hazır mısınız? Evet! 3, 2, 1, başla! Kerem ileri doğru yürü. Evet işte böyle. Dur dur, şimdi dur. Ayşe önce sağa bir adım at. Tamam, şimdi önüne bir minder çıkana kadar yürü. Sağa dön, sağa. Dur, önünde bir minder var. Solundan geçebilirsin. Hayır hayır, solundan Kerem. Sağ değil. Kerem geri dön. Hadi. Çok iyi gidiyorsun Ayşe. Yürümeye devam et. İki adım sonra dur. Çok güzel. Önünde bir minder var. Ona çarpmadan solundan dikkatlice ilerlemeye devam et. Kerem geri dön. Tamam, acele etme. Minder var önünde. Düştüm. Telaş etme Kerem. Daha kaybetmedik. Hadi ayağa kalk. Ayağa kalk. Çok güzel. Şimdi sola dön. Yavaşça yürü. Önünde küçük bir minder var. Üstünden atla. Evet, çok güzel. Elini ileri doğru uzat Ayşe. Karşına bir dolap çıkacak. Karşına dolap çıkana kadar yürü Kerem. Sağdan ikinci çekmeceyi bulmalısın. Kutu onun içinde. Kutu dolabın içinde Kerem. En sağdaki çekmecede. İkincide. Hayır hayır Kerem, sola gidiyorsun. Yönümü şaşırdım. Evet Ayşe, doğru çekmece. Aç hemen. Hayır hayır Ayşe, yanlış oldu. Bir aşağıdaki çekmece. Kerem vazgeçme. Çekmeceye yakınsın. Ayşe bulamadı. Sen bulabilirsin. Dolabın sağına geçmeye çalış. Ayşe çok aşağı indin. O çekmece değil. Bir üste çıkmalısın. İkinci çekmece. Az kaldı Ayşe. Sakın bırakma. Evet Kerem, doğru yerdesin. İkinci çekmeceyi bulup açmalısın. Az kaldı. Bulacağım. Biz kazanacağız. Bu birinci çekmece. Eğer 3 tane çekmece varsa demek ki bu en alttaki. Ortadaki ikinci çekmece olmalı. Yaklaştın Ayşe. Yaklaştın. Aldın mı? Doğru kutu mu? Evet aldın Ayşe. Kazandık. Biz kazandık. Neşeli kurbağalar. Hep mi kazanır onlar? Lay lay lay. Lay lay lay. Lay lay lay. Yarışmanın kazananı Neşeli Kurbağalar ekibi oldu. Selim ve Ayşe. Tebrikler çocuklar. Çok iyi bir yarış çıkardınız. Aferin size. Tebrik ederim Ayşe. Tebrikler Selim. Tebrikler arkadaşlar. Teşekkür ederim arkadaşlar. Siz de çok iyi yarıştınız. Az kalsın Kerem alıyordu kutuyu. Son anda açtım çekmeceyi. Yarışmanın büyük ödülü kazananlara gidiyor. Aferin Selim. Aferin Ayşe. Çok iyi bir ekip oldunuz. Bu ödülü birlikte kazandınız. Bu ödüller de Kerem ve Elif için. Ha? Bizim için mi? Ama biz kazanmadık ki öğretmenim. Evet, kazanamadınız. Ama bugün çok önemli bir şey öğrendiniz. Neyi? Kabullenmeyi. Hayatta her zaman kazanamayız. Bazen kaybeden taraf biz olabiliriz. Ama önümüzde daha çok ve farklı yarışlar var. Bu yüzden vazgeçmemeli, çalışmaya devam etmeliyiz. Vazgeçtiğimizi kim söyledi öğretmenim? Bir sonraki yarışı mutlaka biz kazanacağız. Biz şimdiden çalışmaya başladık. Daha çok çalışmanız gerekiyor sizin. Ha,
Ayşe. Zıplayız. Az kaldı Kerem. Biz kazanacağız. Yine biz kazanacağız Selim. Az kaldı. Zıpla. Çok yoruldum. Bitişi az kaldı. Biraz daha dayan Kerem. Hadi çocuklar, az kaldı. Kazandık. Biz kazandık. Başardık. Meraklı tavşanlar. Çuval yarışı dedin mi? Hep ama hep onlar kazanır. Tebrikler çocuklar. Bu defa başardınız. Yeni arkadaş. Kerem, arabanın birini bana verir misin? Ben de araba sürmek istiyorum. Elif, bak orada başka arabalar var. Onları alabilirsin. Hayır Kerem, oradaki arabalar büyük. Ben küçük arabalarla oynamak istiyorum. Ama bu arabalarla şu anda ben oynuyorum Elif. Minik tırtıllarım, size güzel bir haberim var. Güzel haberleri çok severim. Yoksa sınıfımıza yeni oyuncaklar mı geliyor? Hayır Elifciğim, sınıfımıza yeni bir arkadaş geliyor. Yeni bir arkadaş mı? Hem de başka bir ülkeden, Suriye'den. Bir yabancı. Daha önce hiç yabancı bir arkadaşım olmamıştı. Benim de. Evet, arkadaşınız buraya yabancı. Ülkesinden, vatanından çok uzakta. Türkçeyi pek konuşamıyor. Evini ve arkadaşlarını da çok özlüyor. Bu sebeple ona yardımcı olmalıyız, olur mu? Öğretmenim, yeni arkadaşımızla da oyuncaklarımızı paylaşacak mıyız? Ah, işte bu harika olur Keremcim. Yeni arkadaşımız için bir sürpriz yapmalıyız. Ne yapabiliriz ki? Onun için resimler çizip duvara asabiliriz. Evet Elif, sınıfı süsleyebiliriz. El işi kağıtlarından süsler de yaparız. Hadi hemen başlayalım. Elif, duvarı neden süslüyorsun? Yeni arkadaşımıza hoş geldin demek için Kerem. Elif, oyuncaklarımız bize yetmiyor. Yeni biriyle nasıl paylaşırız? Hı? Bir de onun için sınıfı süslüyorsun. Ama... Bence İpek öğretmenle konuşalım. Sınıfımızda yeni bir öğrenci için yerimizin olmadığını söyleyelim. Başka sınıfa gitsin. Ben yeni arkadaşımızın gelmesini istiyorum Kerem. Yeni arkadaş edinmek güzel bir şeydir. Ama ben oyuncaklarımı paylaşmak istemiyorum Ayşe. Ama o ülkesinden, arkadaşlarından çok uzakta. Ona yardımcı olmazsak, oyuncaklarımızı paylaşmazsak kendini yalnız hisseder. Bence de. Ben yeni arkadaşımız için sınıfı süsleyeceğim. Oyuncaklarımızı da paylaşacağım. Ben de. Siz bilirsiniz. Gel bakalım. Seni yeni arkadaşlarınla tanıştıracağım. Merhaba canım, hoş geldin. Bize kendini tanıtabilir misin? Adın ne? Benim adım Ahet. Hoş geldin Ahet. Benim adım Elif. Benim adım da Ayşe. Kerem. Çok memnun oldum. Ama sen Türkçe biliyorsun. Burada sokakta oynarken öğrendim. Aferin sana Ahet. Zamanla daha da çok şey öğreneceksin. Elif, Ayşe, Kerem. Hadi Ahet'e sınıfımızı gezdirin. Oyuncaklarımızı gösterin. Bak Ahet, senin için sınıfı süsledik. Beğendin mi? Beğendim. Çok güzel. Teşekkür ederim. Bak Ahet, arabalarımız şurada. Neredeler? Az önce buradalardı. Kerem, arabaları gördün mü? Evet, gördüm. Kerem, yoksa arabaları sakladın mı? Evet, sakladım. Nereye sakladın Kerem? Söylemem. Sen bilirsin. Gel Ahet, başka oyuncaklarımız da var. Sana onları gösterelim.
Bak burada minderlerimiz, oyuncak bebeklerimiz var. Yok, yok. Kerem, buradaki oyuncakları da mı sakladın? Evet, onları da sakladım. Biz de ahşap küplerle oynarız o zaman. Kerem, buradaki oyuncakları da almışsın. Bu okulda hiç oyuncak yok. Hey, bırakın oyuncak aramayı. Bana bakın. Şimdi size çok güzel bir takla atacağım. Takla? Takla. Bak Ahet. Hop. İşte böyle. Ben taklayı çok severim. Bana bakın. Ama bunu nasıl yaptın? Daha önce hiç böyle takla atan birini görmemiştim. Ben jimnastik okuluna gittim Suriye'de. Bana da öğretir misin böyle takla atmayı? Evet, tabii öğretirim. Ama ben şimdi oyuncaklarla oynamak istiyorum. Ama oyuncaklarımız ortada yok. Çünkü ben hepsini sakladım. Evet, o yüzden oyuncaklarla oynayamıyoruz. Tamam tamam, oyuncakları nereye sakladığımızı göstereceğim. Beni takip edin. Arkadaşım olsun isterim, koşarım onunla. Oyuncakları da çok severim, oynarız doyasıya. Çünkü ben çocuğum daha, ne senden eksik ne de fazla. Bak nasıl da küçük ellerim, çünkü ben çocuğum daha. Arkadaşım olsun isterim, koşarım onunla. Oyuncakları da çok severim, oynarız doyasıya. Çünkü ben bir çocuğum daha, çünkü ben bir çocuğum daha, çünkü ben bir çocuğum daha, çünkü ben bir çocuğum daha. Vın, vın, vın. Ben arabamı otoparka götürüyorum. Ben de geliyorum. Vın, vın. Vın, vın. Yaptım. Gördünüz mü? Başardım. Gördük Kerem. Tebrikler. Çok güzeldi. Artık araba oynayabilirim. Bana araba kaldı mı? Hepimize yetecek kadar araba var Kerem. Hadi Kerem, sen de arabanı park et. Ne kadar çok arabamız varmış. Aa, tahterli. Demek ki oyuncaklar hepimize yetermiş. Haklısın Elif. Oyuncaklar paylaşılınca hepimize yetiyormuş. Tahterliğe binelim mi? Tahterliğe. Tahterlelli. Tahterlelli. Hayır Ahet. Kerem de yanlış söylüyor. Tahterevalli. Tahterevalli. Tahterelli. Bu biraz zor bir kelime Ahet. Üzülme. Ben de söyleyemiyorum. Bak. Ahet biliyor musun? Ben seni yabancı sanıyordum. Evet. Ben yabancıyım Kerem. Vatanımdan, evimden uzaktayım. Ama takla atıyorsun. Hem de 3 kere üst üste. Dilimizi de konuşuyorsun. Bence senin hiçbir şeye ihtiyacın yok. Olur mu? Var. Neye ihtiyacın var ki? Arkadaşlığına. Ha?
Benim arkadaşlığıma mı? Evet. Görmüyor musun? Bak havada kaldım. Anladım. Dur hemen geliyorum. İşte şimdi oldu. Aferin size çocuklar. Çok eğlenceli. Tahterevalli. Bugün biraz sınıfımız fazla dağılmış benim minik tırtıllarım. Hadi bakalım, şimdi oyuncakları toplama zamanı. Ne çok oyuncak var. Hepsini toplamak lazım. Hadi başlayalım. Ama şimdi bir kişi fazlayız. O yüzden oyuncakları daha kolay toplayacağız. İyi ki gelmişsin Ahet. Buldum. Öğretmenim, bizim Ahet gibi daha fazla yeni arkadaşa ihtiyacımız var. Öyle mi? Evet. Çünkü oyuncaklarla oynamak kadar paylaşmak da eğlenceli. Bence de. Kırmızı ışık. Vın vın vın. Ben bir otobüs şoförüyüm. Yolcularımı alıp evlerine, okullarına, işlerine yetiştiriyorum. Vın 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 vın. Hadi sen de bin otobüse. Seni de gittiğin yere kadar götüreyim. Seni kedi evi durağına götürebilirim. Pamuk otobüsüme binmek istemiyor. Düdüt. Düdüt. Açılın yoldan. Biz geliyoruz. Kerem, önüme geçtin. Evet, çünkü durağa yetişmeye çalışıyorum. Ben bir otobüs şoförüyüm de. Ama Kerem, sen çok yavaş gidiyorsun. Çalı bebeği tiyatroya götüreceğim. Ne yapayım Elif? Benim arabam çok büyük. Hızlı gidemiyorum ki. O zaman bana yol ver Kerem. Yoksa tiyatroya geç kalacağım. Olmaz. Benim arabam önden gidecek. Yol veremem. Çalı bebek daha önce hiç tiyatroya gitmemiş Kerem. Bugün ilk kez bir oyun izleyecek. Lütfen yol verir misin? Daha önce hiç tiyatroya gitmemiş mi? Yok, gitmemiş. Ha? Vın 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 vın. Çabuk Elif, çabuk çalı bebeği oyuna yetiştirelim. Vın. Açılın yoldan. Çalı bebeği tiyatroya yetiştiriyoruz. Noni 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 noni. Durun bakalım. Aa, durduk. Öğretmenim, niye durdunuz? Hadi gidelim. Evet, bizim acelemiz var öğretmenim. Gitmemiz gerekiyor. Olmaz. Çalı bebeği tiyatroya götürüyorum öğretmenim. Yolu kapatıyorsunuz. Hayır, kapatmıyorum. Öyleyse niye duruyorsunuz? Aa, görmüyor musunuz? Size kırmızı ışık yandı. Ha? Kırmızı ışık mı? Hani nerede? Bak, işte orada. Tamam, şimdi gördüm. Aa, ben de gördüm. Yayalara da yeşil ışık yandı. Kırmızı ışıkta bekleriz. Yeşil yanınca da sağımıza solumuza dikkat edip karşıya geçeriz. Peki. Oho! Arabalara yeşil ışık bugün yanmayacak galiba. Ben şurada 2 dakika top sektireyim bari. Öğretmenim, kırmızıda geçsek olmaz mı? Kırmızıda beklemek zorundayız. Ama benim çalı bebeğim ilk defa tiyatroya gidecekti bugün. Yeşil ışık yanmazsa nasıl gideriz? Yeşil ışık yanacak Elifciğim, merak etme. Peki ne zaman? Kırmızı ışıkta beklediğin zaman. Madem öyle, çalı bebek yürüyerek gider tiyatroya. Nasılsa yayalara hep yeşil ışık yanıyor. Elif dur. Niye öğretmenim? Çünkü şimdi yayalara kırmızı ışık yandı. Kırmızıda beklemelisin. Aman sakın geçme, kırmızıda dur her zaman, aman acele etme. Kırmızı yandı dur bekle, aman sakın geçme, kırmızıda dur her zaman, aman acele etme. Hazırlan sarı görünce yeşil yandı bak, işte şimdi geç karşıya, dikkatli bir şekilde.
etme. Hazırlan sarıyı görünce, yeşil yandı bak. İşte şimdi geç karşıya, dikkatli bir şekilde. Hazırlan sarıyı görünce, yeşil yandı bak. İşte şimdi geç karşıya, dikkatli bir şekilde. Dikkatli bir şekilde. Dikkatli bir şekilde. Hazır mısınız çocuklar? Yok öğretmenim. Benim biraz daha çalışmam gerekiyor. Biraz daha oyalayamaz mısınız öğretmenim? Tamam benim minik tırtıllarım. Ben biraz daha oyalayacağım arkadaşlarınızı. Siz de bu arada iyice hazırlanın rollerinize. Vın 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 vın. İşte tiyatro durağına geldik. Yolcular inebilir. Durun durun sakın inmeyin. Yanlış durak. Burası tiyatro durağı değil mi? Yok değil. Bir durak sonra ineceksiniz. Vın 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 vın. Tiyatro durağına gidiyoruz. Vın vın vın. Tiyatro durağına geldik. Aa, hor hor da tiyatroya gelmiş. Arabaya binin Elif. Kaçalım. Ah gitti. Tiyatroya geç kalacağız. Vın 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 vın. İşte tiyatro durağına geldik. Yolcular inebilir. İşte otobüsten indik. Az kaldı Çalı Bebek. Karşıya geçer geçmez tiyatrodayız. Ama Çalı Bebek dikkat etsin. Kırmızı ışık yandı. O zaman duralım. Ben otobüsüm. Bana yeşil yandı. Görüşürüz Elif. Sen tiyatroya gelmiyor musun Kerem? Otobüsümü park edip geliyorum Elif. Anam. Hah, işte şimdi yeşil yandı. Artık geçebiliriz karşıya. İşte şimdi tiyatroya geldik. Hoş geldiniz. Biletlerinizi görebilir miyim? Bilet mi? Ama bizim biletimiz yok ki. Biletiniz olmadan tiyatroya giremezsiniz. Ha? Ne oldu Elif? Biletimiz yok Kerem. Alalım o zaman Elif. İşte biletlerimiz burada. Buyurun o zaman tiyatroya. Sonunda vardınız. Oyunumuz başlamak üzeredir. Lütfen yerlerinizi alınız. Tavukların, horozların ve kedilerin sessiz olduğundan emin olunuz. Hor hor. Şşt, sessiz ol. Tiyatro oyunu başlıyor. Pamuk. Şşt. Tiyatroda miyavlanmaz. Aa, ama bu gerçek bir tiyatro. Ahet'le Selim oynuyor. Evet, siz kırmızı ışıkta beklerken bu oyunu hazırladık. Bize sürpriz yaptınız. Işığım ben. Renklerim var. Oyun başladı. Yayayım ben. Hep gidecek bir yerim var. Şşt, bak bana. Sana söyleyeceklerim var. Her zaman bakarım ışıklara. Ne söylüyor acaba bana? Kırmızı dur demek. Dur, dur, dur. Durdum. Kırmızıda her zaman dururum. Sarı yandı. Hazırlandım. Yeşil yandı. Geç. Geçiyorum. Hor horla Pamuk da bakıyor ışıklara. Hadi şimdi bir daha. Karşıdan karşıya geçeceksen eğer. Kırmızıda beklerim. Hor hor dur. Bak kırmızı ışık yandı. Aferin hor hor. Yeşilse eğer rengim. Dikkatli bir şekilde geçerim. İşte budur yolların kuralı. Uyarsak eğer kurallara mutlu yaşarız doya doya. Çok güzeldi.
Harika bir oyundu. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Aferin benim minik tırtıllarıma. Yine bekleriz. Elif, Çalı Bebek beğenmiş mi oyunu? Hem de çok. Bundan sonra hep tiyatroya gidecekmiş. Ben de gideceğim. Ben de. Beni geçemezsin. Geçtim bile. Ha? Dur. Niye durdunuz çocuklar? Kırmızı ışık yandı anne. Aa, ışık mı koymuşlar buraya? Bu büyüklerin görebileceği bir ışık değil. Yeşil ışık yandı. Artık geçebiliriz. Beni geçemezsin Kerem.